Hayatta hep yüz yüze olduğumuz halde, çoğu zaman idrakine varamadığımız bir gerçek vardır. Ölüm ve ötesi. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, zengin fakir, genç yaşlı, iyi kötü, zalim mazlum, nice insanın bu dünyadan gelip geçtiğini görüyoruz. Birçoğunun yerinden, yurdundan eser kalmadı bile. Her geçen gün, arzu etmesek de, bir sevdiğimiz bizi bırakıp gidiyor. Biz de her an gelmesi muhtemel ecelimizi bekliyoruz. Şurası bir gerçektir ki, bugüne kadar ölümden yakasını kurtaran hiçbir insan yoktur. Her geçen gün yıpranan bedene, ağıran saça dur demek mümkün değildir. İstesek de, istemesek de, doğumla geldiğimiz dünyadan ölümle çıkıp gideceğiz. Öyleyse şu soruyu kendimize sormalıyız. Bu dünyada niçin varız? Bu sorunun cevabını Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getiriyor. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mülk Suresi. İmanın esaslarından biri de ahirete inanmaktır. Ahiret yurdu, bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını bulacağımız halimize göre mükafat ya da azap göreceğimiz yerdir. Öyle ki artık dünyaya geri dönüş yok. Herkes bu dünyadaki amelinin karşılığını eksiksiz görecektir. Kimseye haksızlık da yapılmayacaktır. Yüce Allah bu hakikati şöyle dile getirmiştir. Her kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Zilzal Suresi. Hesap gününde hiçbir şeye itiraz etme hakkımız olmayacaktır. Zira karşımıza çıkan kendi işlediklerimizden başkası değildir. Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. O günün manzarasını yine Cenab-ı Hakk'ın kelamından dinleyelim. Kişinin kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün, herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki, pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Sevgili kardeşlerim, dünya pazarında hiçbir şey karşılıksız verilmezken, ebedi alemde vaat edilen nimetler çalışmadan, hazırlanmadan kazanılır mı? Madem ki ölüm var, ahiret var, hesap var, cennet var, cehennem var. Öyleyse hazır olalım, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. Kendimizi hesaba çekmemizi hatırlatan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ahirette insan şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini ne şekilde yıprattığından, malını, servetini nereden kazandığından ve nerelere harcadığından, bildikleriyle amel edip etmediğinden. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, henüz dünyaya gelmeden önce insanlar değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve şirk gönülleri karartmış,
haksızlık hayatın bütün alanlarını kuşatmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlaki değerler yozlaştırılmıştı. Akrabalık bağları koparılıyor, komşuluk hukuku da ihlal ediliyordu. Kadınlara insani muamele yapılmıyor, zalimler mazlumları eziyor, emeğin hakkı verilmiyordu. İşte sevgili Peygamberimiz, karanlığın böylesine yoğun olduğu bir dönemde dünyayı şereflendiriyordu. Sapıklık, putperestlik ve hurafelerle kararan gönülleri Kur'an'ın nuruyla aydınlatıyor, insanlığı yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırıyordu. Bu çağrıya kulak verenlere sözün doğrusunu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalık bağlarını korumayı, komşularla iyi geçinmeyi ve kan dökmekten sakınmayı öğütlüyordu. Zina yapmaktan, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, haksız kazanç sağlamaktan, namuslu insanlara iftira etmekten uzak durmayı emrediyor. İnsanları namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, iyilik yapmaya, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyordu. Çünkü o, Yüce Kur'an'ın ifadesiyle alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Bir hadislerinde, "Ben bir rahmet ve hidayet rehberiyim" buyurmuş, müşriklere beddua etmesini teklif edenlere, "Ben lanet eden değil, alemlere rahmet olarak gönderildim" diye cevap vermiştir. Çocuklara şefkat ve merhamet gösterilmesini istemiş, çocukları öperken birisinin, "Ya Resulallah, siz çocukları öper misiniz? Ben çocukları hiç öpmem" demesi üzerine, "Allah senin kalbinden şefkat ve merhameti çıkardıysa ben ne yapayım" diye bu kişiyi uyarmıştır. Bir savaş esnasında birkaç çocuğun çarpışan iki taraf arasında kalıp öldüğünü görünce büyük üzüntü duymuş, "Ey Allah'ın Resulü, neden bu kadar üzülüyorsunuz? Bunlar müşrik çocuklarıdır" diyenlere şu ibretli cevabı vermişlerdir: "Bunlar müşrik çocukları da olsa masumdurlar. Dikkat edin, çocuk öldürmeyin. Her insan tertemiz fıtrat üzere yaratılmıştır." Aynı şekilde ana babaya, kadınlara, yaşlılara şefkat gösterilmesini ve iyi davranılmasını emretmiş, kişinin mümin kardeşine tebessümde bulunmasının bile sadaka olduğunu belirtmişlerdir. Şüphesiz bütün bunlar o yüce peygamberin alemlere rahmet olarak gönderildiğini göstermektedir. Sevgili peygamberimizin alemlere rahmet oluşu yalnızca insanlarla sınırlı kalmayıp bütün canlıları kuşatmıştır. Bir hadislerinde "Allah merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler" buyurarak bütün varlıklara şefkatle muamele edilmesini emretmişlerdir. Diğer bir hadislerinde de "Haksız yere bir serçeyi bile öldürenden Yüce Allah kıyamet gününde hesap soracaktır" buyurmuşlardır. Bir defasında açlıktan karnı sırtına yapışmış, yorgun ve bitkin duruma düşürülmüş bir deve görünce konuşamayan bu hayvanlar hakkında "Allah'tan korkun" buyurarak deve sahiplerini ikaz etmiştir. "O halde geliniz, bizler de sevgili peygamberimiz gibi ailemiz, çocuklarımız, komşularımız, akrabalarımız, kısaca tüm insan ve canlılar için rahmet vesilesi olalım. Elimizle, dilimizle, iş ve icraatlarımızla çevremize faydalı olup güven, huzur ve mutluluk verelim." Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,
seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.